%90, yarısı görüş. Ve de o zaman bu sistematik bağlantıları düzgün kurabilmek ve de bunları olmayacak kavramları birbirleriyle bağlamamak özel. Yani kalkıp hak alanını doğaya bağlarsak, hayvanların hakkından, bitkilerin hakkından falan söz edersek bu şey olur, doksa olur ya da eğretileme olur. Hak alanı tine ait. Bilgi alanı tabii ki tine ait, yani insana ait. Ve bilgi kavramından söz ettiğimiz zaman onu insan altı varlıklara, doğaya bağlantılamak yine irrasyonel olacak, us dışı olacak, mantık dışı olacak ve de bilgi olmayacak. Yani bütün yapacağımız şey kavramların doğru bağlantısını üretmek, dizgesel bağlantısını üretmek. Bu konuyu yeterince vurgulamadık, devamlı vurgulayacağız çünkü sürekli olarak gözden kaçırılan ve kaçılmaması gereken nokta bu. Felsefede biz bilgiyle ilgileniyoruz çünkü insanın hakkı bilgi. Her şey bilgi değil. Birisinin görüşleri, birisinin yazdığı kitap, birisinin söylediği sözler, yaptığı konuşma. Tamam, bunlar kitap olabilir, konuşma olabilir ama bilgi olup olmadığını neyle saptayacağız? Kafalarımızda bir bilinç biçimi taşıyoruz. Her insan başka insanlarla özel olarak eşit ve özgür bir varlık. Yetileri açısından eşit, hakları açısından vesaire eşit ama kafasına verdiği biçim, tinine verdiği biçim acaba onun alması gereken gerçek biçim mi? Şimdi klasik felsefe böyle bir ideal normu kabul ediyor ama şey kabul etmiyor. Pozitivizm kabul etmiyor ya da genel olarak irrasyonalizm kabul etmiyor. Etmemesi gerekir yoksa irrasyonalizm olmayacak. Rasyonalizm ya da klasik felsefe neden kabul ediyor? Çünkü bir insan özünü doğruluyor ve o özün kendine uygun bir biçime ulaşması gerektiği sonucunu çıkarıyor. Ve de bu da şey, keyfi bir çıkarsama değil, zorunlu bir çıkarsama. Eğer gerçekten çıkarsama ise, gerçekten mantıksal olarak öyle bir sonuç çıkacaksa o zaman bu kişisel bir bakış açısı değil. Kişisel bakış açılarını, kişisel görüşleri bilimden ayırt etmek felsefe için vazgeçilmez koşul. Hegel bunu şeyde de söylüyor, kitabında da söylüyor arada bir ve çünkü insanlar bunu anlamakta çok büyük bir güçlük ve direnç gösteriyorlar. Acaba neden? Yani bu neden geliyor? Bu kültürün onlara verdiği, yani bireylere verdiği entelektüel biçimlerin katılığından geliyor ve insanlar olumsal biçimlerini, bilinçlerinin olumsal biçimlerini saklama eğilimindeler. Çünkü varoluş biçimleri o. Yani soyut olarak var olamazlar. Belirli olarak var olacaklar ve belirli bir biçimle var olacaklar. Ama hepimiz felsefeye başladığımız zaman kültürün tornasından geçmiş durumdayız. Kalıplanmışız ve de bu bizim istencimize, isteğimize, bilgimize dayanılarak yapılmış bir şey değil. Rastgele bir insan onu yetiştiren süreçlerin bilincinde değil. Ama bunu fark ettiğimiz zaman bize böyle kültürün verdiği rastlantısal biçimlerin gerçek olmadıklarını ve de bir de işin gerçeği, insanın gerçeği diye bir şey olduğunu anladığımız zaman o zaman yapacağımız şey felsefe. Sanat da değil, din de değil, felsefe. Çünkü felsefe bilgiyle ilgilenen alan. Hegel'in sisteminde saltık tin alanı görüyorsunuz. Şimdi tin alanında Hegel neleri inceliyor? Onları verirsek nesne tin alanının nerede durduğunu, tüze felsefesinin nerede durduğunu anlayabiliriz. Şu anda tüze felsefesi Hegel'in 4. ve son kitabı. Onu yazdıktan sonra başka bir yayınlanmak üzere başka bir kitap yazmıyor. Ders notları şeklinde ya da çalışma notları şeklinde biriktiriyor. Şimdi tüze felsefesi nesnel tini inceliyor ve nesnel tin şöyle düzenlersek tin felsefesi böyle 3 bölüm ayrılıyor. Bunları bir basamak daha açarsak böyle alırsak. Şimdi nesnel tin, görüyorsunuz hak, ahlak ve törenlik alanları. Biz şimdi bu yılki çalışmada törenlik alanını inceleyeceğiz. Törenlik alanı ise onu açalım.
uğramışsın. Böyle bir ayrışma yapıyor. Şimdi ahlak, hak ve ahlak alanlarını geçen sene inceledik. Öğrenebildik mi bilmiyoruz. Ne kadar öğrendiğimizi bilmiyoruz. Çünkü herkes değişik biçimlerde, değişik ölçülerde öğreniyor, değişik bağlantılarda öğreniyor ve değişik yorumlarla öğreniyor. Ve felsefede, bilimde yorum olur mu diye soracak olursam, eğer olur dersek o zaman göreceli bir bakış açısına geçmiş oluruz. Ama bilim yorumlanmaz, bilim saltık gerçekliktir, mutlak gerçekliktir dersem o zaman rasyonel bakış açısına geçmiş oluruz. Bunlar kolay anlaşılacak şeyler. Yani bir şey, bir bağlantıyı ortaya koyup ondan sonra acaba bu değişebilir mi, başka türlü olabilir mi diye bulandırmaya, kuşkulandırmaya başlarsak o zaman o bilgi olmaktan çıkacak ve saltık olmaktan da çıkacak. Yani bilginin saltık olması gerekir. Türkçe'de bilgi her şeye uygulanıyor. Bilgisayar yani oraya bile uygulanıyor. O bilgi, bilginin kavramını o tasarımlardan ya da o yaklaşık kullanımlardan ayırt etmemiz gerekiyor. Bilginin ne olduğunu yine sistem, Hegel'in sistemi içinde düşünürsek bilgi kavramın kavramla ilişkisi idi. Ancak ussal bir düşünce özel olarak ussal olan bir varoluşu bilebilir. Ve varoluş ussal, niye ussal? Çünkü doğa ussal, çünkü tin ussal. Ve ben us olarak, düşünce olarak, kavramsal düşünce olarak karşıma aldığım nesneyi ancak onunla aynı töz isem bilebilirim. Descartes'in şeyi buydu, problemi buydu. Düşünceyi ve uzamı, uzam dediği şey özdek gibi anlaşılıyor. Uzay değil tabii. Ama en azından orada şey var, bir doğa, doğanın kavramı yatıyor diyebiliriz. Descartes'te düşüncenin ve doğanın, özdeksel doğanın birliğini sorguladı ya da ona takıldı diyelim. Sonra Spinoza monizm yarattı ve o ikiliği o şekilde çözdü. Ama bizim sormamız gereken özsel soru şuydu. Yani biz sübjektif düşüncemizle, öznel düşüncemizle özdeksel evreni, maddi evreni nasıl bilebiliriz? Bizdeki bilgi, bilme aracı nedir ve bu araç acaba gerçekten nesnesine uygun mu? Eğer uygun değilse, o zaman yani benim usum nesnel varoluşu kavrayamayacak, onunla iletişime giremeyecek bir doğadaysa, ondan ayrı bir yapıdaysa, o zaman hepimiz Kantçı olmak zorundayız. Çünkü öyle bir ayrım getiriyoruz ki düşünceyle nesnel varlık arasına, o ayrımın en çarpıcı formülasyonlarından biri Kant'ta var. Kant diyor ki benim kategorilerim bana aittir, insana aittir ve bunun dış dünyayla, daha doğrusu gerçek varlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Biz yalnızca fenomenleri bilebiliriz. Nümenleri ya da özsel varlığı, gerçek varlığı, kendinde şeyi bilemeyiz. Bilgi böyle bir problem taşıyor kendinde. Eğer şeyse, bilgi olanaklı olacaksa o zaman o adımı atmalıyız. Özneyi ve nesneyi özdeşleştirmeliyiz ya da benim kavramımla nesnel varoluşun özü arasında ya da tözü arasında birlik olduğunu kabul etmeliyiz. Yoksa benim atom kavramım nesnel atoma ilgisiz bir kavramsa o zaman gerçekten Kant haklı olacak ve biz öznellik içinde kilitlenmiş olacağız ve kendi bilincimizin dışına çıkamayacağız. Bu da şey, onun sonuçları da açıkça nihilizmde, yani Kant nihilist olmadı ya da bilmeme ya da kuşku durumunun sonuçlarını ya da vargılarını çıkartamadı. Ama daha sonraki felsefeciler kuşak, felsefeci kuşakları o çıkarsamaları yaptılar ve yani Kant'ın şemasında, Kant'ın o kuşkuculuğu içinde insana değer vermek ancak niyet yoluyla olanaklı. İşte gökyüzündeki, gök içindeki moral yasa falan, bunlar Kant'ın sübjektif şiirsel sözleri. Bunların nesnel hiçbir imlemleri yok, hiçbir göndermeleri yok ve çünkü Kant kendini dış dünyaya, daha doğrusu insanı gerçek varlıktan kopardı. Kant'a göre gerçeklik bilinemez. Çünkü insan kategorileri şeydir, problemlidir.
Şimdi bilgi böyle bir şey getiriyor. Birliğin kabul edilmesini getiriyor ve Platon'da da bu birlik vardı. Nasıl vardı? Nous'u bilen yeti. Daha doğrusu insan Anaxagoras'ın Nous'unu düşünüyoruz ama Platon'da biraz daha farklı. Platon'da nesnel ideaları bilen yeti, insan yetisi Nous idi. Değil mi? Hatırlıyor muyuz? İdealar nesnel. Platon'un ideaları, Platon'un insan bilincine koyduğu sübjektif şeyler değiller. Onlar nesnel varlıklar ya da nesnellik taşıyorlar. Fiziksel varlıklar değiller. Bir de kavramları düşünürken onları kavram olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani varlık dediğimiz zaman eğer bununla biz bir şey anlıyorsak, belirli varlık anlıyorsak ya da fiziksel bir varlığı, tinsel bir varlığı anlıyorsak ondan vazgeçmeyiz. Çünkü varlık yalnızca varlık. Bir kavramı ondan başka bir şeye çevirmek geçerli değil. Yani felsefede yapmamız gereken şey kavramları zaten aralıkları içinde başkalıklarından soyutlanmış, kurtarılmış olarak almak ve bir kavram o yüzden ilk olarak kendisi varlık kavramı hiçbir zaman fiziksel şey demek değil. Fiziksel şeyler varlar, tinsel şeyler varlar ama varlık bunlara eşit değil. Bunu düşünebiliyor muyuz? Burada bir zorluk var mı? Psikolojik bir zorluk var mı ya da mantıksal bir zorluk? Varlık olarak varlığı düşünüyoruz. Örneğin devlet olarak devleti düşünürsek ya da yasa olarak yasayı düşünürsek yine aynı duruma benzer bir şey elde edeceğiz. Çünkü orada belirli bir devleti ya da belirli bir yasayı düşünmüyoruz. Sadece şey düşünüyoruz. Ne düşünüyoruz? Devleti ya da yasayı. Şimdi bu da kavramlara nasıl yaklaşacağımızı biraz daha bize gösteriyor. Nasıl yaklaşacağız? Onları tasarımlaştırmadan ve sonlulaştırmadan yaklaşacağız ki onları mantıksal bağıntı içine sokabilelim ve bu mantıksal bağıntı bir kavram için ilkin diyalektik bağıntıydı ve diyalektik ne yöntemin adı, ne işin sonu, ne de bütün kavram. Diyalektik sadece bir kavramın kendi olumsuzluğuyla birliğini gösteriyor, başka bir şeyi göstermiyor ve bu bakın, bir şey yapın, inceleyin ya da anımsayın, 100 yıl boyunca ya da belki de daha uzun bir süre boyunca Hegel'i inceleyen Batı, onun yönteminin diyalektik yöntem olduğu düşüncesinden öteye geçemedi. Çünkü okumadılar. Yani 100 yıl boyunca Batı, Amerikalılar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, bu insanların Hegel'i düzgün bir şekilde okumadıklarını söylemek kolay bir şey değil. Onu söyleyebiliriz çünkü Hegel çok açık bir şekilde yazıyor mantık biliminde yöntemin ne olduğunu, yönteminin karakterini. Diyalektik değil Hegel'in yöntemi. Hegel'in yöntemi kurgul yöntem ya da saltık yöntem diyor. Ve de onu mantık biliminde ayrıntılı olarak sayfalarca açıklıyor. Saltık ideya bölümü, son bölümünü açın. Orada Hegel o yöntemin nasıl işlediğini, mantığının ne olduğunu, kapılarının neler olduğunu, birbirlerine nasıl geçtiklerini bunları açık açık söylüyor ve bugün bakıyorsunuz Hegel üzerine uzman geçinen şeyler, kişiler diyeyim, başka bir şey demeyelim. Hegel'in yönteminin diyalektik yöntem olduğunu söylüyorlar. Bu alışkanlık, yani bunu dilimizden atmamız gerekiyor. Böyle bir yöntem yok. Yani bu diyalektiği bir anlamayan, Hegel'i anlamayan sözde felsefecilerin tembelliklerinden ve dikkatsizliklerinden, sorumsuzluklarından doğan bir şey. Diyalektik bir yöntemi momentlerinin herhangi biriyle adlandırmak şey değil, doğru değil. Diyalektik sadece şey gösteriyor. Pozitifin olumsuzluğuyla ya da negatifiyle birlik içinde olduğunu. Çünkü pozitif kendini ancak o karşıtla ilişki içinde belirleyebilir. Bunu Heraklitos çok çok daha önce gördü. O kadar zor değil. Şeyler de gördü, Elatikler de gördü. Parmenides, Zenon. Diyalektik şey değil, esrarengiz bir şey değil. Sadece şey, naif bilincin, analitik bilincin kendi eksikliğinin, yetersizliğinin farkına varması. Çünkü örneğin siyahı ancak karşıda olan bir renkle birlikte görebiliriz. Siyah olarak siyah, yalnızca siyah, arı siyahlık diye bir şey, bu şey değil. Algılanabilecek, duyumsanabilecek bir şey değil. Aynı şekilde aydınlık içinde geçerli. Arı aydınlıkta kör oluruz diyor. Ya da hiçbir şey göremeyiz diyor Hegel.
duyumun kendisi, görme duyusunun kendisi felç olur ya da işlemez. Çünkü or aydınlıkta hiçbir belirlenim olmadığı için, hiçbir olumsuz olmadığı için, hiçbir karanlık olmadığı için hiçbir şeyden ayırt edemeyiz. Or aydınlık, bu söz önemli. O sıfatlar orada şey değil, süs değil. Or aydınlık, saltık aydınlık demek. Hiçbir tonun, hiçbir lekenin olmadığı bir şey demek. Bu olanaksız. Eğer or aydınlık diye bir şey olacaksa, eğer bir şeye aydınlık diyorsak, ister or ister or olmasın, o ancak karşıtıyla bağlantı içinde, birlik içinde öyle olabilir ve bu diyalektik dediğimiz şey. Bir ancak çoku dışlayarak bir olabilir ve çoku dışlaması aslında onunla ilişkisi demek. Burası önemli. Bir şeyi dışlamak için, bu da bizim kendi mantığımızda yatıyor. Bir şeyi dışlamak için onun o şeyde olması gerekir. Yani içeride bulunuyor olması gerekir. Dışsal olan şey, içsel ise dışsal olabilir. Ya da dış ve iç kavramları birbirleriyle eşit kavramlar ve birbirleriyle eşitsiz kavramlar. Hem karşıtlar hem de birbirleriyle birler çünkü ayrılmaları olanaklı değil. Ve de Hegel tüze felsefesini ya da nesnatin alanını sistematize ederken bunu kişisel görüş olarak yapmıyor. Bu yönteminin uygulaması olarak görüyor problemini, yani yöntemini uyguluyor ve o kavramları dizgeselleştirirken onu yöntemini kullanıyor tabii ama o yöntem nasıl uygulanıyor onu yine pek çok şey bu konuda çalışmış olan, incelemiş olan insan onu anlamakta büyük güçlüğe çekiyorlar, güçlüğe düşüyorlar ve anlayamıyorlar açıkçası. Şimdi hak, ahlak ve törenlik. Hak alanı birinci moment, yöntemine göre gelin, analitik moment. Hak, haktır diyoruz ve bu özdeşlik önermesi, analitik moment. Hak kendisidir. Ama hak nasıl olur da ahlak ile karşılık içinde durur? Ve de nasıl olur da ikisinin birliği törenlik olur? Hegel'in sistemi bu. Yani hak, ahlak ve törenlik momentlerini o dizgesel bağlantı içinde orada sıralamaya bakmayın. 1, 2, 3 numaraların hiçbir önemi yok. Bunlar aralarındaki bağlantıyı görmemiz önemli. Şimdi Hegel tüze felsefesinde özgürlüğü inceliyor ya da istenciyi inceliyor ya da hakkı inceliyor. Bunların aralarındaki bağlantılar önemliydi. Eğer gerçekten özgürlüğü böyle kitaptan bulmaya ya da ne bileyim havadan gelmesini istiyorsak bir şey gelmeyecek. Bu felsefe tarihinin çalışması sonucunda bulunabilen bir şey ve o yüzden felsefe tarihine danışmak zorundayız. Hegel'in kendisinin yaptığı da o. Şimdi tüze felsefesi hak, özgürlük ve istenç kavramlarını inceliyor dedik. Bunların aralarındaki bağlantı. Şimdi felsefede yapmamız gereken şey özgürlük tanımını ya da istencin tanımını vermek değil ama bunların bağlantılarını görmek. Şimdi Hegel, istenç ve özgürlük arasında nasıl bir bağlantı görüyor? Hak ve ahlak arasında nasıl bir bağlantı var? Törelik nedir? Törelik neden hak ve ahlak momentlerini gerektiriyor? Bunlar bilimin zorluğunun belirtileri bu sorular. Çünkü bu sorular keyfi olarak yanıtlanabilecek, rastgele yanıtlanabilecek şeyler değiller. Hegel onları kişisel olarak ya da keyfi olarak yanıtlamadığını söylüyor. Nasıl yanıtlıyor? Nesnel olarak yanıtlıyor. Şimdi onun için Hegel'den yararlanabiliriz. Yani eğer felsefe çalışıyorsak biz de bu soruları kendi payımıza çözmek zorundayız. Felsefe bilgi edinmek şey değil. Kitap okumak demek değil, kitapları ezberlemek demek değil, planca otoriteyi kabul edip onun peşine köle gibi takılmak değil. Bilgi burada ve bu Descartes'in de söylediği bir şey, başkalarının da söylediği bir şey. Platon diyor ki idealar insan tininde, insanda önsel olarak bulunuyorlar. Dışarıdan kazanılan şeyler değil,
John Locke'un sandığı gibi. Platon idealların bir mit kullanıyor biliyorsunuz. Hatırlıyoruz değil mi? İdealar insanda potansiyel olarak varlar. Sadece insan doğum sırasında bu mit, doğum sersemlemesi gibi bir şeye uğradığı için o şeyleri unuttu diyor Platon, idealları. Sonra anımsıyor. Platon'un kavramların çıkarsamasıyla ya da çıkarsamasıyla ilgili açıklaması ya da Platon'un bilgi kuramı diyebileceğimiz şey anımsama kuramı olarak biliniyor. Bu kavramlar Hegel'in kişisel olarak ürettiği orijinal şeyler değiller. Bunlar nesneler ve Hegel'in ya da bizlerin yapması gereken şey bunları bulmak ve bunları kitaplarda bulmak değil. Bunları Hegel'de bulmak ya da bunları şunda bunları bulmak değil. Tam tersine onları kendi kafamızda bulmak. Çünkü bu düşünceler doğuştan. Şimdi doğuştan düşünceler konusu özsel felsefe için. Niye? Burada yine şey var. Batı felsefesi, Batılılar gerçekten felsefeyi geliştirdiler. Ama aynı zamanda da o konuda verilebilecek en büyük zararı da onlar veriyorlar ve bu konuları bunalıklaştırdılar, bozdular bunların anlaşılmasını ve neredeyse şey içinden çıkılması hale getirdiler. Şimdi doğuştan düşünceler, a priori kavramlar ya da işte Platon'un anımsama kuramı, tabula rasa, bütün bunlar aynı şeyle ilgili. Tabula rasa bize şey diyor, kavramların dışarıdan alındığını, doğuştan olmadıklarını, sonradan kazanıldıklarını söylüyor ve geçen hafta galiba şey yaptık, inceledik, duyu yetişse, dışarıdan alma denen şey duyu ya da algı ile ilgili ve kavramlar herhangi bir şekilde duyumsanabilecekleri konusunda bir ipucu bulamadık. Yani John Locke'u doğrulayamayacağız. John Locke'u David Hume bile doğrulayamıyor. David Hume başka bir açıklama yapmaya gidiyordu. Ama şimdi onların arasına girmeden kavramların burada olduğunu, içeride olduğunu düşünmemiz yeterli. Bu doğuştan olmaları, bunların doğar doğmaz bilmiyor olmaları anlatmıyor. Öyle bir şey iddia etmiyorlar. Sadece insanda düşünme yetisi var ve bu düşünme yetisi belirli bir gelişim süreci gösterir. Psikolojik olarak belki bu psikolojinin de şeyi belli bir ölçüde ilgilenebileceği bir şey. Çünkü duyu yetisi, algı yetisi, anlama yetisi bunlar insanda gelişebilen şeyler ve yani aynı zamanda bu şeylerin doğuştan düşünceler kuramının işte öyle hırsızlık geni ya da ne bileyim başka yetenek ya da yeteneksizlik genleri gibi şeylerle de bir ilgisi yok. Bazıları onlara benzetiyorlar bu doğuştan düşünceler kuramını. Leibniz ve Descartes'i görüyorduk bu doğuştan düşünceler kavramını. O daha çok insanın daha sonra Kant'ın da biraz daha değişik bir şekilde formüle ettiği bir durumu anlatıyorlardı. Kavramlar insanın ustal yetisinde olan şeyler, o düşünme yetimizin içeriği bunlar. Ve de kavramlarla biliyoruz. Yani, pek çok şey, bilgi kavramın sorunu, duyu algısının ya da duyumun sorunu değil, duyumun hiçbir şekilde sorunu değil. Algıyla kavram kendini göstermeye başlıyordu. Ve de şimdi mantık bilimini konularına da girmeyeceğiz. Anlama nedir, usul anlama nedir? Ama bilginin nasıl oluştuğu konusu bizi çok ilgilendiriyor. Ve de dogmatik olmamak için kitaplara bakmayacağız. Kitaplara bakacağız ama kitapların kölesi olmayacağız. Şu şöyle demiş diye birbirimize göstermeyeceğiz. Bu felsefenin yöntemi değil. Felsefenin yöntemi tanıtlama. Tanıtlama olmadan ancak bir insan görüş ileri sürebilir ve bir görüşü dayatmak ise en büyük barbarlık. Öyle değil mi? Çünkü o görüş henüz kendine aklamamış, henüz bilgi değil ve onu karşısındaki herhangi bir kişiye ya da herhangi bir gruba dayatmanın orada şey var. Yani uygarlıktan apayrı bir durum var, bir barbarlık durum var çünkü bilgi olmayan bir şey bir de dayatılıyor. Ve de kültürün genel olarak şeyi bu, etkileşim ve ilişki tarzı bu. Birbirine doksaları dayatıyorlar. Görüş çarpışması dedikleri şey bu, münakaşa dedikleri şey bu. Ama bilgi edinmek o bambaşka bir şeye gerektiriyor. Bilgi nesnel. Yani insanların kaprisinden, keyfinden, özencinden bağımsız bir yapmamız gereken şey onu bulmak. Sokrates iyi arıyordu.
iyi icat etmeye çalışmıyordu, iyi türetmeye çalışmıyordu. Var olan nesnel bir ideayı bilmeyi istiyordu. Bilemedi. Neden bilemedi? Çünkü aradığı şey iyiydi, iyi ideası, iyinin kendisi ya da saltık iyi. Bir de saltık iyi de iyinin kendisinden başka bilinecek hiçbir şey yok. Yani o anlamda zaten biliyordu iyiyi. Ve şimdi iyi kavramını Hegel Tüze felsefesinde yine temel kavramlardan biri olarak alıyor ve örneğin Stanchet'le ilişkilendiriyor. Şöyle bir şey var. Duyunç iyi ister. Bu şey, acaba böyle a priori söylenebilir mi? Duyunç ve iyi kavram arasındaki bağlantı. Şurada bir yerde olacak. Şimdi burada bu bağlantıları kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi törenlik. Burada duyunçla ilgili bir... Evet. Böyle bir Hegel'den şey var, anlatım var. Bu 137. paragraf. Gerçek duyunç kendine ve kendi için iyi olan isteme yatkınlığıdır. Gerçek duymuş diyor. Şimdi niye gerçek diyor? Duyunç kötü olan isteyebilir mi? Şimdi burada herkes kendi mantığına danışabilir. Örneğin burada aksiyomatik bir şey var gibi görünüyor. Noktanın boyutu vardır dediğimiz zaman bu şey olacak, kabul edebileceğiniz bir şey olmayacak. Bunu reddedeceğiz. Noktanın boyutu olamaz. Duyunç aynı şekilde iyi olanı ister, ister mi diyor? Yatkınlık diyor, isteme yatkınlığı. Duyunç bir eğilim. İsteme değil. Yani duyunç istek yetisiyle mantığa girebiliyor. Duyunç saltık yargıçtır dersek, böyle bir önerme kullanırsak geçerli olur mu? Duyuncun yargılayamayacağı bir kılgısal durum olabilir mi? Duyunç şeyi yargılayamaz. Eneştir, CK. Enerji eşitliğine MC kareyi yargılayamaz. O kuramsal. Ama kılgısal. Yani eylemle ilgili her şey duyuncun yargısı altına düşebilir mi? Düşebilir. Kılgısal olan şey nedir? Devlet kılgısal. Kuramsal değil. Devlet, kuram. Devlet kuramından söz edebiliriz, kavramından söz edebiliriz ama devlet kılgısal bir şey. Bir İsterçle ilgili olan her şeyin potansiyel olarak kılgısal olduğunu söyleyebiliriz. Bu bantlara dikkat edin. Kılgı, kuramın karşıtı olan, pratik denen şey, isterçle ilgili. İsterçle ilgili olduğu zaman doğrudan doğruya özgürlükle ilgili oluyor ve özgürlük kavramı, kılgı kavramıyla şey yapıyor, paralel gidiyor. Daha önce eylemi incelerken şöyle bir şey söylemiştik. Köle eylem yapamaz. Çünkü köle özgür değil. Çünkü kölenin istenci yok. O yüzden köle. Kölenin istenç dediği şey aslında efendinin istenci. Ya da kölenin istenç diyebileceği bir şey yok. Köle efendinin buyruğunu yerine getiriyor. Buyruk istenç. Ama kölenin istenci değil. Efendinin istenci. Kölenin yaptığı şey aslında efendinin yaptığı şey. Köle insan karakterini taşımıyor. Çünkü istenç insana özgü bir şey ve bir insanla istencini alırsanız onun insanlığını alırsınız. Ve de istenci almak demek köleleştirmek demek. Başkasının istencini kabul etmek demek. Burada onunla da ilgili Rousseau'nun evet, bunlarla ilgili olabilir. Özgürlüğü yatsımak, insan niteliğini, insanlık haklarını giderek ödevlerine bile yatsımak demektir. Çünkü Hegel Tüze felsefesinde kölenin hiçbir ödevi olamaz diyor. Çünkü ödev, özgür insanı gerektiriyor. Kölenin ödev diyebileceği şey ancak Efendimiz'den aldığı buyruk olur.
Özgürlüğü yadsımak insan niteliğini, insanlık haklarını, giderek ödevlerini bile yadsımak demektir. Her şeyden vazgeçen biri için bunun karşılığının ödenmesi olanaklı değildir. Böyle bir vazgeçme. İnsan doğasın. Evet. Bilgiyi kendi düşüncemizde bulacağız. Çünkü dış kaynaklar bize yardımcı olabilir. Bir Hegel, bir Descartes, bir Platon, hatta Kant ya da daha negatif felsefeciler bile. Bunlar da bilgi şeyleri kavramamıza, fark etmemize katkıda bulunabilirler. Yanlışlar bile yararlı olabilir. Çünkü en azından onların yanlış olduğunu görmüş oluruz. Yani Heidegger'in yaptığı şey neydi? Usu bir tarafa atıp onun yerine dili getirmek, etimolojiyi getirmek ve de öyle bir şey de olabiliyormuş diye düşündük ve farkına vardık. Böyle bir şey, yararlı, negatif yararı var. Tabii ki daha başka yararları da var. Ayrıca bu negatif felsefelerin ya da irrasyonel felsefelerin şey gibi, antivirüsler gibi ya da virüsler gibi şey olarak, ussal olanı sağlamlaştırma ve açıklarını, gediklerini gösterme ya da bulma gibi bir şey var. Yarar var. Yani o yüzden negatif olana nefretle ya da horlamayla bakmayacağız. Oradan da bir şeyler alabiliriz. Alınıyor da. Yani hepsinden bir şey alacağımızı söyleyemeyiz. Her klasik felsefecinin yazdığı her şeyin de çok iyi olduğunu ve hala her zaman geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Devleti incelerken göreceğiz. Hegel şeye varamıyor. Rousseau'nun vardığı noktaya varamıyor. Yani Rousseau'nun vardığı nokta neydi? Evet, burada yok olmuş ama Rousseau egemenin ve halkın birleştirilmesi gerekir diyor. Bir olması gerekir diyor. Bu çok kısa bir tümce. Egemen ve halk bir olmalıdır. Rousseau'nun zamanında egemen ve halk bir mi? Rousseau Fransız devriminden önce yaşıyor. Rousseau İsviçreli. Rousseau'nun yaşadığı zamanda, örneğin Avrupa'da egemenler kimler? Monarşlar, tekerkler. Öyle değil mi? Şimdi Rousseau'dan yine Hegel'e geçelim. Çize felsefesi nesnel kavramların, nesnel tin kavramlarının dizgesi olacaktır ve bu kişisel görüşler yoluyla değil ama yöntemli dizgesel bir düşünceyle ortaya çıkarılabilir. Evet, duyuncaya geldik. Burada duyunca gelmemizin anlamı hem duyunca daha iyi kavramak hem de bir ussal bir duruma çözülmek. Başka türlü düşünebilir miyiz? İnsanlar kötü olanı isteyebilirler mi? Sokrates'i anımsarsak kötüyü ister insan diyor ama iyi sandığı için ister. Yani iyi olduğunu düşündüğü için ister. Birisini öldürmek isteyebilir. Daha başka bir kötülük yapmak isteyebilir ama onu kötü olduğu için değil, bir nedenle kendisi açısından iyi olduğu için. İşte, duyunç kötü olanı isteyebilir mi? Bunu estetik alanına götürürsek nasıl sorabiliriz? Nasıl formüle edebiliriz? Orada duyunç pozisyonuna çıkan kategori beğeni. Beğeni. İnsan çirkini beğenebilir mi? Bilgisizliğinden dolayı isteyebilir ya da beğenebilir. Bir de biraz daha aç. Bilgisizliğinden dolayı isteyebilir ya da kendi dürtülerine, itkilerine yenik düşerse isteyebilir. Neyi? Kötü olanı. Yani duygu. Ama iyi diye isteyebilir. İşte zaten iyinin ne olduğunu bilmediği için, kötüyü evet. De iyi zannettiği için ister. Evet. Kötünün kötü olduğunu bilmez çünkü. Yani duyunç zorunlu olarak kötü olana karşıttır ya da iyiden yanadır diyebilir miyiz? Şimdi tanıtama sorununu sınayabileceğimiz en güzel noktalardan birisi burası ya da buna benzeyen şeyler. Yani duyunç iyi olanı isteme yatkınlığıdır. Beğeni güzel olanı beğenme yatkınlığıdır. Öyle diyelim. İyi de kötü çok relatif şimdi ortam alacağız. Evet. Hocam. Yani ötenazi konusu var mesela çok tartışılıyor. Tabii. Hangisini seçeceğiz? Şimdi orada şöyle bir yanıt var. Eğer
Burada biz şimdi sadece kavramları aldık. Soyut kavramları, bitimsel kavramları, içeriksiz kavramları. Ötenazi bir içerik. Bir durum var, bir eylem var. Şimdi eylem ancak özgür istencidir dedik. Bu da burada da soyuttayız. Kavramlar içerik taşımıyorlar bu bağlantıda. Yani, ama şimdi hırsızlık. Örneğin hırsızlık kötüdür diyebilir miyiz? Ya da ötenazi kötüdür diyebilir miyiz? Platon'un devletinde bunun ele alınışı vardı. Devletin çok başlarında. Yani yalan söylemek kötüdür. Ama iyidir. Şimdi burada şöyle bir şey var. Felsefe dediğimiz şeyin görevi tikel durumlar için yanıt vermek değil. Yani onlar şey olmalı, her durum kendi bütünlüğü içinde, kendi koşulları içinde ele alınmalı ve çok açık. Bir durum için geçerli olan bir çözüm başka bir durumda şey olabilir, zararlı olabilir, yanlış olabilir. Yalan söylememe. Şimdi burada yine mantık biliminin desteği gerekiyor. Çünkü soyut kavramla uğraşırken aynı zamanda şimdi somut durumlar da var. Tabii ki var. Yani kavramlar mantıksal ya da biçimsel olarak ele alınabilir. O zaman diyebiliriz. Duyunç her zaman iyi olanı ister, beğeni her zaman güzel olanı beğenir. Ama iyi ile kötü yerleştirir. Picasso beğenen ne yapıyor? Evet. Nasıl? Ama iyi ile belirli iyi. Kötü yer değiştirebilir. Güzelle çirkin yer değiştirebilir. Evet. Bu oluyor. Çünkü çirkine güzel diyorlar, haksız olana haklı diyorlar, kötüye iyi diyorlar insanlar ve bunu yapma olanakları var. Ama burada yine bizim o biçimsel, soyut, mantıksal ülkemiz çiğnenmiyor. Çünkü estetik olarak gelişmemiş bir insan, bu şey değil, yani bakış açısından gelen bir şey. Henüz güzellik niteliğini kazanmamış ya da estetik olarak yüksek olmayan bir sanat yapıtını beğeniyorsa, bu kuralı bozan bir şey değil. Yine de onu güzel diye görüyor. Şimdi Picasso güzelle ilgilenmiyor. Biliyoruz Picasso'nun güzel diye bir şeyi yok, amacı yok. Yani o şey, sanatta bütün yaşam boyunca aşırı neşir olmuş birisi ve ne yaptığını bilen birisi. Ama bir gazetede şey yazıyor, Picasso'nun güzel tablolarını nihayet göreceğiz diye bir haber var. Yani o gazeteci de kim olduğu hiç önemli değil. Bunun hepimiz, bizim başımıza da gelebilir. Yani estetik duyarlılığın gelişmesi diye bir şey var. Duyuncun gelişmesi diye bir şey var. Bilginin gelişmesi diye bir şey var. Ama her durumda bir küçük çocuk bir şeyi beğendiği zaman onu güzel olduğu için beğeniyor. İyi dediği zaman gerçekten onu iyi diye düşündüğü için iyi diyor. Yani duyuncu kendi tersine dönmesi olanaksız. Bir insan, yani az önce aksiyomatik olabilirler dedim bunlar. Çünkü yani çirkin bir şeyin beğenilmesi noktanın boyutlu olması gibi bir şey. Noktanın boyutlu olduğunu söyleyen yok mu? Bilerek söyleyen. Şimdi bir gazeteci bunu söylese tamam dersiniz, bu bilmiyor. Ne geometri biliyor, ne mantık biliyor, ne matematik biliyor. Ama Hilbert bunu söylediği zaman, Einstein bunu söylediği zaman ne diyeceğiz? DS denen şey, DS ya da DX denen şey, integral kalkülüste, türev kalkülüste, dilayışımlı kalkülüste. Bu sonsuz küçüklük. Delta x değil, dx. Şeye, benim çevirdiğim kitabına bakın Einstein'ın, özellikle genel görevli kitabı. Orada onun boyutlu olduğunu söylüyor. Ya da sonsuz küçüklük olmadığını, sonlu bir küçüklük olduğunu söylüyor. Protagoras bir teğeti, bir doğru çizginin bir teğeti birden çok noktada kestiğini söylüyordu. Bunlar şeye benziyor, çirkine güzel demeye benziyor, kötüye iyi demeye benziyor. Ve bu insanlar şey değiller, Protagoras bir sofist, Hilbert bir geometrici. Hilbert uzayları diye bir şey var, bir kavram var yani o bilim felsefesinde göreceğiz. İnsanlar en boyutlu bir rakama, bir şeye diyelim, sayıya ya da bir simgeye onun adını verecek kadar Hilbert'i beğeniyorlar. Hilbert çok büyük matematikçi olarak biliniyor. Ama aynı zamanda da bir doğru elde etmek için iki nokta yeterlidir diye bir aksiyon da var Hilbert'in. Kendi aksiyonları var. Hilbert
açıkça aksiyonları keyfi kurgular olarak, keyfi önermeler olarak kabul ediyor. Öyle olduklarını söylüyor. Ya sadece o değil, o konuda yalnız başına dönmüyor. Şimdi insanların usul reddetme gibi bir şeyleri var, yatkınlıkları, eğilimleri var. Bunlar burada bizim birlikte geldiğimiz vargı şuydu, bazı durumlarda usul yakalama olanağımız yok. Bazı bilinçlerde usul, çünkü şimdi diyalog, düşünce alışverişi bunlar usul düzeninde, rasyonel düzende olabilecek şeyler. Eğer Hilbert oradan çıkıyorsa, Hilbert de diyalog şey değil, olanaklı değil. Çünkü noktanın boyutlu olduğunu kabul edecek. Çizginin kalın olduğunu kabul edecek. Ya da Einstein, dx ya da dt dediği şeylerin aslında sonsuz küçüklükler olmadığını, öyle bir şeyin olmayacağını ve bunların sonlu olduklarını bunları söyleyecekler ve burada açıkça şey var, bir irrasyonalizm var ki bu insanlar matematik yapıyorlar, bilim yapıyorlar, fizik yapıyorlar, görelilik kuramını geliştiriyorlar vesaire. Çünkü onların o sözel şeylerine karşın, anlatımlarına karşın onlarda da us işliyor. Eğer gerçekten onu tam olarak kaybetmedilerse, çıkarsama yapıyorlar, tanıtlama yapıyorlar, andırım gibi ya da tümden gelip türe varım gibi birçok mantıksal işlemi kullanıyorlar ve bu yeti bütünle bozmaya yetenekli değiller. Hadi şey şu söyleyeyim mi acaba? Us dışına çıkmakla yaratıcılık arasındaki ilişkide belki de kavramlaştıramama güçlüğüler. Biraz daha açarsanız daha iyi anlarsınız. Yaratıcılık, us dışı ve yaratıcılık. Evet. Evet, bu yaratıcılık. Yani insanlar kendi tasarımlarını kavramsallaştırdıkları zaman ussal alana giriyorlar. Ama kendi tasarımlarını kavramsallaştıramadıkları sürece sadece yaratıcılık alanı, tasar olarak kalır. Bu tasarımlarını da kendi içinde bütünsel olarak sistematize etmek için ister istemez aklına başlıyor. Evet. Doğru. Ama yaratıcılık burada acaba nereye geliyor? Yani yaratıcılık... Yani aklın sınırlarını genişletmekte bir moment olarak görülemez. Şimdi yaratıcılık Tanrı'ya özgü bir şey. Ya da sanatçıya özgü bir şey. Yaratıcılık olmayan bir şeyin ortaya çıkarılması değil mi? Tam olarak öyle demek bilmiyorum. Yani... Kavramlar arasında yeni bağlantılar kurarak kavramların alanlarını genişletme eylemi düşünsel yaratıcılıkla ilgili gibi gözüküyor bana. Evet, o zaman bunu tamamlayalım. Yaratıcılık, şimdi sözcükler değişik şekillerde alındığı zaman değişik şekillerde anlaşılacaklar. Yani ama örneğin şimdi şeyin, diyelim ki bir kuantum mekaniği alanında çalışan bir fizikçinin oradaki yasayı bulması, örneğin Planck'ın bağlantıları bulması, bu yaratıcılık değil. Ama Schiller'in şiir yazması, Beethoven'ın senfoni bestelemesi bu yaratıcılık olarak görülüyor. Yani kavramlar arasındaki bağlantıları kurmakta yaratıcı eylemin ortaya çıkmış olabileceğini düşünüyorum. Olabilir. Şimdi duyunç, şu Hegel önermesinde duyunç, yani, bu yaratıcılıkla nasıl bağlayacağız onu? Yani burada Hegel'in söylediği aslında klasik eler felsefesi. Yenilene gelen. Tabii. Ama Hegel'in de büyük bir yaratıcılıkla ortaya koyduğu şeyler var. Şu anda hemen pratikte yanıt veremiyorum. Yeni. Yeni bir bağlantı kurarak yeni kavramlar yaratmak. Kavramlar arasında yeni bir bağlantı kurmak sürekliyle yeni bir kavram yaratmak. Yani düşünsel yaratıcılık da burada kendini gösteriyor diye düşünüyorum. Keşfet. Sanatsal yaratıcılıktan farklı olur. O zaman buradan devam edebiliriz. Yaratıcılık ve keşfetme. Yani bunların felsefedeki şeyleri, etkileri ya da durumları ne? Ya, sanatsal yaratıcılık ve düşünsel yaratıcılık arasında bir iç içe geçme var gibi eylemsel olan. Düşünsel planda en azından. Evet. Yani ama bir tümceye sığacak bir düşünce değil bu. Yani şu anda. Evet. O zaman onu biraz daha ileri alabiliriz. Aynı zamanda da törelik bölümünde ilerlemeye çalışırız. Yaratıcılık ve... İnsanın yaratıcı eylemi bakımından akıl dışıyla ussallığın akıl dışıyla ilgisi bağlanıyor. Burayı çevirebilir misin? Yani insanın yaratıcı gücü düşünsel planda da sanatsal planda da akıl
yaratılışına ait tasarımlarla ortaya çıkıyor, belirginleşiyor. Ama bu tasarımlarını kavramlaştırmak gerektiğinde gene akla dönmek zorunda kalıyor. Evet. Yani belki de yaratıcı aklın sentezinde Kant'ın söylemek istediği, Kant'tan anladığımız da bu olmalı diye düşünüyorum. Kant, yaratıcılık, onları biraz daha iyi formüle etmemiz gerekiyor ki ele alabilirim. Yani yaratıcılık Kant'ın hangi şeyinde geçiyor? Örneğin Kant estetik üzerine yazarken haz ve acı, özellikle haz duygusundan söz ediyor ki beğeni kavramına düşmüyor, uygun düşmüyor. Yani haz daha duysal, daha iştahsal, itkisel bir şey. Kant'ın yaratıcılık onu Kant'a nasıl bağlayacağız? Yani öyle bir bağlantı ben aslında görmedim şimdiye kadar ve Kant. Yani şimdi düşünsel Kant olarak kavramlar arasında yeni bağlantılar kurmak suretiyle yaratıcı düşünceyi kavramsallaştırmak edimine işaret etmek için söylüyorum. Şimdi yeni bağlantıları çıkarmak için yapılacak şey bu aslında bilimlerde de olan süreç bu, felsefede de olan. Şimdi bilimlerde örneğin genel görelilik kuramını alırsak ya da kuantum kuramını alırsak burada insan usulü şu anda, tam şu anda öyle bir kavramsal yapıyı açığa çıkarmaya çalışıyor ki henüz o konuda şey değil, çok iyi bir noktaya gelmiş değil. Bunu nasıl yapıyor? Bunu şöyle yapıyor. Tek bir usul yönetiminde bir bilim adamları ordusu çalışmıyor. Batı tini özgür, bireysellik tini. Orada herkes birey, herkes kendisi. Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Pauli vesaire bir yön şey var. İnsan var. Bunlar uslarıyla, düşünceleriyle ellerindeki materyali, yani deneyimsel ya da görgül materyali deşifre etmeye çalışıyorlar. Oradaki usu görmeye çalışıyorlar. Bence yani bu yaratıcılık gücünü harekete geçirerek yapıyorlar. Nasıl? Yani düş gücünü harekete geçirerek yapıyorlar. Şimdi bunlar yani başlangıçta uzaya gidip direkt bunları gözlemlemeleri mümkün olmadığına göre önce tasarımlarla ama öyle bir şey ki şimdi atomun yapısını inceliyorlar. Atomun yapısını incelerken önce bir model oluşturuyorlar. İşte diyelim Rutherford'un modeli nasıldı? Ortada bir çekirdek vardı ve çevrede elektronlar var mıydı? Elektronlar sonradan mı geldi? Ondan sonra diyelim Bohr atom modeli elektronları yörüngelere göre paylaştırma noktasına geldi. Ondan sonra da daha da ileri bir şey model atom çekirdek ve bir elektron bulutundan oluşmaya başladı. Şimdi bunlar hepsi imgesel tasarımlar. Ama bunlar aynı zamanda modeller ve de en azından süreçteki başkalaşımlar o modellerden şu andaki modelin bile aslında bir geçici bir biçim olduğunu gösteriyor ve burada şimdi felsefede bilimde yaratıcılık değil, kavramsal düşüncenin özgürlüğünden söz edebiliriz. Çünkü burada yeni düşünceye doğru gidebilmek şeyi gerektiriyor, özgür düşünmeyi gerektiriyor. Biraz da eskiye karşı meydan okuma gücünü taşımayı gerektiriyor. Yani yeni bir kuram ortaya çıktığı zaman önce eskiler gülüyorlar, alay ediyorlar, aşağılıyorlar, küçümsüyorlar vesaire ve ancak ondan sonra kuram gerçekten sağlamsa kök tutmaya başlıyor ve ciddiye alınmaya başlıyor. Yani bu sadece yaratıcılık, yaratıcılık tabii yani henüz insan bilincinde olmamış, ortaya çıkmamış bir bilgi alanını ortaya çıkarma anlamında bir şey var denebilir, yaratıcılık var denebilir. Ama şimdi yaratıcılıktan biz ne anlayacağız? Onun diyalektiğine bakarsak, yaratılmış olan bir zamanlar olmayandı, değil mi? Peki o zaman yaratılmış olanın, yani yaratıcılıkla yaratılmış olanın olmadığı zamanda olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa tamamen hiçlikten, tamamen yokluktan mı üretildi? Bu ikisinin arasındaki ayrımı görebilirsek gerçekten diyalektik düşüncenin şeyini, ruhuna yaklaşmış olacağız ya da merkezine. Tamamen yokluktan üretilmiş olur mu?
Yani şimdi bir bitki yaratılıyorsa tohumdan, değil mi? Tohum o bitkinin yaratıcısı ve orada onun şeyini taşıyor, telosunu taşıyor, programını taşıyor, genetiğini taşıyor. Ve ama yani şeyin, bilginin ilerleyiş süreci içinde de her yeni adım kendinden önceki bilgileri içinde taşıyarak geliyor. Örneğin Kopernik dizgesi, gökbilimde Kopernik dizgesi, yani güneşi merkeze alan, ortaya alan ve gerisine onun çevresine. Bu şeyden mi geldi, eskisinden mi geldi? Ptolemy dizgesinden, Aristoteles'in dizgesinden mi geldi? Tabii onu muhalefet ederek ortaya çıktı. Onu temel olarak aldı mı? Onu içeriyor mu? Bir merkez anlayışı bakımından beklenecek. Evet. Yani aynı malzeme değişik bir özek seçildi. O yeniden organize edildi ve Kopernik'te yıldızlar bu sefer güneşin çevresine dönmeye başladılar. Yani Kopernik'in dizgesi şey değildi, gerçek son biçim değildi, en azından bugünkü biçime benzeyen bir şey değildi. Yani bu yaratıcılık mı? Bu şey, daha önce olan bir düşünce aslında. Kopernik'ten çok daha önce Yunan felsefecileri arasında, Yunan gökbilimcileri arasında şeyi görüyoruz, güneşi ortaya getirenler var. Platon'un Timaeus'unda dünyanın kendi çevresinde dönmesinden söz ediliyor açık olarak. Timaeus'ta, Platon'un. Ama o sonuçta dünyanın merkezde olduğu ve her şeyin onun çevresinde döndüğü teorisi kabul ediliyor. Çünkü en ussal olan o. Yani o gözlem sınırları içinde o zaman daha iyisi bulunamıyor. Kopernik dizgesi düşünülmüyor değil, reddediliyor. Sürece belki sadece. Efendim? Tanıtlamamadığı sürece sadece bir tasarı olarak kalıyor. Şimdi onu bilim felsefesinde tekrar inceleyeceğiz. Acaba gerçekten doğru, yani bu önemli bir nokta. Onu tanıtlamadan mı kabul ettiler yoksa tanıtlayarak mı? Tanıtlamaları nasıldı? Yani Aristoteles'ten sonra Ptolemy ve başkaları bunlar sadece otoriteye boyun eğerek körü körüne mi bir modeli savundular yoksa onu ustal olarak gördükleri için mi? Şimdi en azından Kopernik'in kendisi biliyor ve Maxwell de söylüyor. Ptolemy dizgesi ile Kopernik dizgesi arasında görüntüler açısından hiçbir fark yok. İki durumda da fenomenler aynı görünüyor. Yani bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Ulu Bey 15. yüzyılda Semerkant'ta rasathane kuruyor, gözlem evi kuruyor ve orada geometrik, matematik çalışmalar yapıyorlar. Aynı zamanda gözlem yapıyorlar ve bütün tarihin en büyük şeyini, sekantını üretiyorlar. Açı ölçer, yani yıldızların, gezegenlerin yüksekliklerini ölçecek ve de sağım olarak, çok ince ayarlı olarak ölçecek bir gözlem evi yapıyorlar, çok büyük. Orada aynı dizge temelinde, yani Ptolemy Aristoteles dizgesinin temelinde şeyi hesaplıyorlar. Güneşin çevresinde dünyanın, yani yılın boyunu, 365 gün, 6 saat, şey, ne kaç dakika? Biliyor muyuz? 17 dakika diyelim. Bu Ulu Bey'in hesaplamasında artı eksi 5 saniye hata varmış. Yani bu şey, Batılılardan öğrendiğimiz bir bilgi. Türklerden ya da başkalarından değil ama onu ortaya çıkaranlar Ruslar ya da Avrupalılar yayınladılar Ulu Bey'in çalışmalarını. Yani çevresi bakımından da öyle. Evet, yani şimdi burada önemli olan şey şu, bilgi insanın insan özünün, şuraya bakacağız, zaltık kin alanı. Şurada görüyoruz, bilim. Egen saltık tin alanına üç kategori koyuyor. Bunlar estetik, ikincisi din ve üçüncüsü bilgi. Burası insanın değer alanı. İnsan değer dediğimiz bir şey var. Nihilistlerin reddettiği şey. İnsan değersizdir, saçmalık. Şimdi şunu kabul edebiliyor muyuz? Albert Camus örneğin bir varoluşçu yazar, biliyoruz. Nobel ödülü günü aldı. Okundu, belki hepimiz okuduk şey. Onun belli bir dönemde. Ve bu insan, insanın saçma olduğunu söyledi. Onun için ödül verdiler. Çünkü çağın duyuncunu işte güzel bir şekilde anlattı dediler. İnsan saçmadır. Albert Camus'un şeyi bu, mesajı bu.
Arkadan gelen irrasyonalistler ya da nihilistler aynı mesajı o kadar açık olarak vermeseler de özünde aynı mesajı sundular, sergilediler, anlattılar. İnsan saçmadı. İnsanın saçma olmasının anlamı ne? İnsanın değersiz olması. Değerli bir şeye bir saçma denmeyiz. Albert Camus'un sevmeyen yoktur. O nüfusun içinde kitap okuyan, kitap okumayı seven insanlar bayılıyor Albert Camus'a. Vebası var, yabancısı var. Yani üstelik politik olarak da şey, daha o zaman tiranlığa karşı çıkanlardan birisi. Ve Sartre ve arkadaşları ya da çevresi Albert Camus'u sevmedi. Çünkü Albert Camus şeyi tiranlığı şey yapamadı, Sovyet tiranlığını doğrulayamadı, aklayamadı ve o yüzden dışlandı. Ama Albert Camus bu kadar duyarlı da olabilen, duyuşlu da olabilen bir insan, yalana yalan diyebilen bir insan, aynı zamanda da insana saçma varlık gibi bir şey veriyor, bir nitelik veriyor. Burada kendimize sormamız gereken şey şu, insan bilmediği zaman gerçekten saçma değil midir? Albert Camus'un Hegel'e muazzam saldırıları var, çirkin denebilecek saldırıları var, yani Popper'dan aşağı değil. Ama biz inceliyoruz onları ve duygusallığa kapılmadan, heyecana kapılmadan, objektifliği kaybetmeden, nesnelliği kaybetmeden inceliyoruz. Yani niye bu tutumlar ortaya çıkıyor? Ve de biz bunları kendimize çözebilir miyiz? Yani birisinden fetva almak zorunda mıyız? Bir kitaptan, bir yazardan, bir başkasından. Yoksa kendi usumuz bunu yanıtlayabilir mi? Niye insan saçma olsun? Niye ben saçma oldum? Niye herkes saçma olsun? Albert Camus niye haklı olsun? Eğer insan bilmiyorsa, insan moral olarak gelişmemişse, insan estetik olarak gelişmemişse ki yine bile ona saçma demek gerekmiyor, o zaman insan henüz değerli değil deriz ya da insanın değeri henüz düşük deriz. Bir Hintli maymuna papağanı tapıyorsa, file tapıyorsa, onu rol olarak değil ama yürekten yapıyorsa o insan bugün en azından şey, yani kendi o izole tarihinde belki yargılamak ayrı bir şey ama bugünün dünyasında hala onları yapıyorlarsa, hala Hintliler kendilerini kast sistemi içinde sürdürüyorlarsa, bunlar şey, yani o yalıtılma durumu içinde olduğundan farklı olaylar, insanın değeri, insanın gelişmesiyle orantılı diyebiliriz. Ve o anlamda ancak özgür insanlar değerli olabilirler diyebiliriz. Yani bu kölelerin öldürülmesi ya da özgür olmayanların ya da yarı özgür olanların hiç oldukları anlamına gelmiyor. Afganların, Pakistanların bu insanlar şeyler. Uygarların çok uzaklarında ve kendi kültürleri içinde oradan çıkamadan eski tinlerini sürdüren şeyler. Olanlar ve orada insan değerinin değerlendirmesini yapmak gerekir. Yani bu insanlar işte bir iki gün önce bir tanesi şey yapmış, yine 60 kişiyi falan havaya uçurmuş. Şiilerin arasına girmiş, herhalde Sünni ya da ne olursa. Ve bunlar orası için normal. Pakistan dünyanın terör açısından en tehlikeli ülkesi, ülkesi olarak biliniyor. Belki de İran'dan sonra. Şimdi buralarda birey ortaya çıkıyor mu? Bu önemli. İstenç, İstencin durumu nedir? Duyuncun durumu nedir? Hegel'in, şimdi duyunç burada bildirilmiş din dediği alana düşüyor Hegel'in. Din bir değer midir? Ateizm dini afyon olarak, yanılsama olarak, Freud bir yanılsama olarak görüyor. Bir sinirci olarak görüyor. Marx bir afyon olarak görüyor. Yani uyuşturucu bir faktör olarak, insanların bilincini uyuşturucu bir faktör olarak görüyor. Şimdi gerçeği nedir? Felsefeciler nasıl görecek? Felsefeciler dini şey olarak görüyorlar. Hegel'in kendisi söylüyor mantık biliminin başında ve başka yerlerde, bütün mantıkta. Din ve felsefe Tanrı'yı konu olarak alırlar, nesne olarak alırlar. Aynı şeyi nesne alırlar diyor. Ve de Tanrı ile Hegel'in anladığı şey. Şimdi bunlar insanın değeriyle ve bilgisiyle ilgili olan şeyler. Burada bildirilmiş din faktörünü açıklamamız, incelememiz ve
onun üzerine düşünmemiz gerekir. Bu sistemi anlayabilmek için. Değil mi? Şimdi güzellik konusunda, güzel sanat konusunda, insanın estetik gelişimi konusunda herhalde bir problem yok. Güzel sanatlar birer değer hepimiz için. Yani güzellik değer. Güzellik beğenilir de. Yani zordu aksiyonumuz ya da. Bilgi açısından da aynı rahatlığı ve güvenliği taşıyoruz. Çünkü insan bilmek ister ve bilebilir. Bilen insan değerlidir. Yani şimdi taş devrinin başındaki insan, o da Homo sapiens, bizden hiç farkı olmayan bir varlık ama bilgisi yok. Onun değer ilişkisi nedir? O insan değerli midir? Değerlidir tabii. Ama değerlilik bir insanı öldürmemek, onu kollamak, beslemek falan gibi bir anlama geliyorsa o zaman değerli anladığımız şey o değil. İnsanın değeri yapması gerekir diyebilir miyiz? Homo sapiens değerlidir çünkü insanı içeriyor. Evet, Homo sapiens mağarada bile sanat yapmaya başladı değil mi? Mağara duvarına tam olarak bilmiyoruz niçin, hangi güdülerle ama yavaş yavaş Venüsler yapmaya başladı. Yani güzelliği duygusal olarak anlatmaya başladı. Ama ilk yaptığı Venüsler gerçekten çirkindi, güzel değildi. Yuvarlak, şekilsiz. Ama sonunda Yunan sanatında o ideal güzelliği yakaladı. Ve ona değer diyebilir. Şimdi o ideal güzelliğin yanında, gerçek Venüs'ün yanında daha önceki modeller unutuldu gitti. Saklanmadılar bile. Ancak rastgele bir yerde kırılmadan, bozulmadan kalanlar ortaya çıktı ve bu şekilde anladık. Güzel olan, daha az güzel olanı gölgeliyor ve yok ediyor. Güzel olandan mı türlü güzel olan? Evet ama onu ortadan kaldırıyor. Artık onu göstermiyor. O bilgide de öyle. Yanlış bilgi, o da bir tür bir gelişme sürecinden geçiyor. O gökbilim dizgelerinin ya da atom modellerinin evrimi, onların eskilerinin hiçbirine değer vermiyor. Şimdi bize komik geliyor bu Kopernik'in dizgesi. Çünkü Kopernik dizgesinde bir de şey var, kristal küreler de korunuyor. Yani Güneş'in çevresinde dönen her cisim, yani gezegenler, yıldızlar, bunlar küreler tarafından tutuluyor. Çünkü o küreler kristal küreler olmasa onlar düşecekler. Yani o şeyi, evrensel yer çekimi kavramı da olmadığı için başka türlü açıklamaları olanaklı değil. O da Ptolemy dizgesinden bir kalıntı. Şimdi insanın değerinin arttığını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Bu özgürlükle olan bir şey ve özgürlük nereden geliyor? Özgürlük insanın istenciyle bir. Şimdi istenci, duyuncu, hakkı, bunlar düze felsefesinin temel kavramları. Bunları anlamak, yani bu kitabı anlamanın, çok zor bir kitap bu. Bunu anlamanın ilk koşulu bu kavramları yakalayabilmek. İstenç. Özgürlük ve hak. Duyunç ve istenç arasında, şimdi bunlar gerçekten şey, yani ezberleyemeyeceğimiz ve ancak kavrarsak anlayabileceğimiz ve kafamızda kalabilecek şeyler. İstenç ve duyunç arasındaki ilişki şuydu. Duyunç, istencin moral karakterini belirliyor diyebiliriz. Çünkü bir şeyin iyi mi kötü mü olduğuna duyunç karar veriyor. Duyuncun iyi dediği şey benim istencimin kendisi artık. Onu isterim ve yaparım. Duyunç ve istenç ayrılmaz kavramlar. Peki soyutlarsak nasıl ikisinin farkını anlayabiliriz? Soyutlarsak şunu söyleyebiliriz. Hegel güzel bir şey söylüyor. Özdeğin karakteri, özdeğin tözü diye bir şey kullanıyor galiba. O yer çekimi diyor, özdeğin tözüdür. Aynı şekilde, benzer olarak bir andırım yapıyor. İstencin de tözü özgürlüktür. Yani yer çekimi olmaksızın, kuvvet olmaksızın bir özdek düşünemezsiniz. Aynı şekilde özgürlük olmadan da bir istenç düşünemezsiniz. Az önce güzellik ve beğeni ve duyunç ve iyi birleştirdik. Şimdi özgürlük ve istenci aynı şekilde birleştirebiliyoruz. Aynı şekilde iyi ve istenci de birleştirebiliriz. Yani istenç duyuncun denetimindedir diyebilir miyiz? Eğer bir istenç istek değil, istenç benim düşünerek, bilerek karar vermem ve bir eylem yürüsü oluşturmam. Yani
canım bir şey istediği zaman bu bir istenç edimi değil, bir irade edimi değil. Bu bir şey, irrasyonel diyebiliriz buna ya da insan doğasından gelen bir şey. Yani irrasyonel derken şey değil, us dışı anlamında. Usun dışında bunun kaynağı. Çünkü istenç usun içi, usun kendisi. Kant'ın kılgısal us dediği şey bu istençten başka bir şey değil. Az önce kılgı kavramı nerede geçiyorsa orada istençle bağıntılıyız dedim. Yani o da şey bağıntılı görünüyor. Eylem istence bağlı olan bir şey. Ödev istence bağlı olan bir şey. Ve yani bu kavramların birlikte gittiklerini görüyoruz. İstenç, duyunç, özgürlük. Evet. Duyunç saltık olarak özgür olan çünkü benim için doğal. Buna ne devlet karışabilir, ne din karışabilir, ne din adamı karışabilir, hiçbir şey karışamaz. Duyunç, eğer ben bunu kazandıysam dokunulmayacak kadar uzakta ya da dokunulmayacak kadar güçlü olan bir şey. Duyuncun böyle bir şeyi var, özelliği var. Şimdi, duyunç, yani vicdan denen şey, ahlak alanının bir kategorisi ve son kategorisi aslında. Ahlak alanı hak alanından sonra geliyordu ve törenlik alanı bu iki alanın birliğiydi. Duyuncun buradaki yeri şu, tören olan, duyuncun onayını almış olandır. Tören olan, Hegel'in yöntemine ilgili olarak konuştuk az önce. Burada şu vardı, iki momentin birliği, törenlik, hak ve ahlak alanlarının birliği. Şimdi bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu, o iki, önceki iki alan soyut. Soyut, soyut ne demek? Öznel demek. Yani belki özden daha iyi bir terim. Çünkü duyunç burada. Ama törenlik dediğimiz şey, yani aile, toplum ve devlet alanları, bunlar insanların toplumsal varlıkları diyelim, aile varlıkları ya da politik varlıkları denen şeyler. Bunlar o içsellikle karşılık içinde dışsal ya da nesnel. Törenlik bu. Yani ahlak şeyi ilgilendiriyor, içselliği ilgilendiriyor. Ama bu dışarıya ilgisiz olması demek değil, hiç değil. Çünkü o tören dünya, tören belirlenimler hepsi duyuncun onayını almak zorundalar. Yani iyi olmak zorundalar. Ailenin biçimi, toplumun biçimi ve politik biçimi. Bunu burada parantez açıyoruz. Tekrar buraya döneceğiz. Eğer toparlayabilirsek, anımsayabilirsek tam olarak kaldığımız yere. Şu biçimsellik konusu. Eğer orada var ya da yok. Önemli değil ama bu konu kendinde önemli. Başka metin vardı senin de oradan bir Kant diyor ki öyle bir kural ya da öyle bir daha doğrusu öyle bir yönerge bul ki onu evrensel olarak uygulanabilir biçimde kullan. Yani her durumda evet, bu şey, kategorik imperatif dediği şey bu. Genel geçer, her durumda geçer, koşulsuz olarak geçer, hiçbir koşul onu çiğneyemez çünkü onun moral üstünlüğü var. Şimdi Kant bunu önce biçimsel olarak şey yapıyor, getiriyor. Yani az önce bir şey dedik, duyunç iyiden yana yatkınlıktır, eğilimdir. Bu soyut ya da biçimsel çünkü hiçbir içerik vermedik. Kant'ın da kategorik imperatif formülü böyle soyut, biçimsel bir şey. Çünkü onun özelliği şu ya da karakteri, Kant'ın kategorik imperatifinin karakteri, onun herkes için yasa olması ya da ödev olması gerekiyor. Öyle öyle bir şey yap diyor ki başkalarının da onu sana ve herkese yapabilmelerini isteyebil. Kant'ın şeyi tarzı öyle biliyorsunuz. Eğer biz bu formal bir duruma, anlatıma, yani kategorik imperatife bir içerik koyduğumuz zaman problem başlıyor ve orada Kant'ın etiğinin ne anlama geldiğini görebiliyoruz ve Hegel'in de ona nasıl yanıt verdiğini görebiliyoruz. Şimdi doğru söyle, bu kategorik imperatif olacak bir şey Kant'a göre. Yani her durumda uygulanması gereken bir şey, hiçbir şekilde çiğnenmemesi gereken bir ilke. Çünkü kategorik imperatif. Eğer çiğnenirse öyle bir imperatif olma ya da kategorik olma şeyi kalmayacak. Türkçesi kesin buyurun demek, kategorik imperatif. Kategorik orada kavramsalı anlatmıyor, kategorik kategorisiyle anlatmıyor. Kesin olanı anlatıyor. Çünkü onun karşıtı hipotetik. Bir de hipotetik imperatif diye bir şey getiriyor. Şimdi kategorik imperatifte ki formülasyonu öyle ve
onu dinlediğimiz zaman, Kant'ı dinlediğimiz zaman yalan söylemeyiz. Pekala. Buna bir Newsweek yazarı söyledi. Kant'a göre diyor, Kant'ın kapısı SS'ler tarafından çalınsa ve SS subayı gelip Kant'a Anne Frank'ın nerede olduğunu söylese, Kant şey yapacak. Yalan söylememek için Anne Frank'ı ele verecek. Şimdi Platon şunu söylüyor. Bir çocuk ilaç içmekte güçlük çıkartıyor. O zaman ona yalan söylemek gerekir diyor. Ama orada yalan söylemeyeceksin ilkesi çiziliyor. Ötenazi. Ötenazi iyi midir, kötü müdür? Şimdi bunları şeyle bağlıyoruz. Formel olanı, biçimsel olana içerik verdiğimiz zaman ortaya çıkacak olan durumlar. Biçim ve içerik ilişkisi. Simgesel mantık diye bir şey var biliyorsunuz. Aynı zamanda onun bir başka adı biçimsel mantık. Yani P, Q. Orada da aynı içeriksizlik var ve oraya içerik verdiğimiz zaman o zaman o şey patlıyor, o simgesel mantık denen şey. Ama burada yine biçim ve içerik ilişkisini daha denetlenebilir ve daha anlaşılabilir bir bağlantıda görüyoruz. Ötenazi. Ötenazi doğru mudur, yanlış mıdır? İçerik. Yani ötenazi yapan birisi onun için yapar. İyi olduğu için yapar, değil mi? Ama bir başkası çıkıp ona senin yaptığın şey kötüdür ya da yanlıştır diyemez mi? Diyebilir. Kendisi diyemez mi? Ben buna iyi dedim ama aslında yanlış, kötüydü bu ya da doğru dedim ama yanlıştı. Diyebilir. Burada belirli bir içerik var. Formülün altına şey koyduk, belli bir örnek koyduk. İşte filanca hasta ötenazi istiyor. Yapar mısın, yapmaz mısın? Yani belli durumda yaparsın, belli durumda yapmazsın. Buna böyle Kant gibi karşılık vermek, ötenazi kesin olarak yanlıştır, ötenazi kesin olarak doğrudur diye böyle çocuk gibi kamplara ayrılıp analitik bir pozisyona geçip karşılıklardan ya da çelişkinin uçlarından birini savunmak, bu şey genel olarak anlayan tutumu, genel olarak sıradan bilincin tutumu ve hiç kimse kalkıp şey demiyor, ötenazi hem iyidir hem kötüdür demiyor. Öyle demesi gerekir. Belli durumlarda iyidir ve belli durumlarda kötüdür. Yani bir 20 derecelik su sıcak mıdır, soğuk mudur? Duruma göre. Dışarıdan soğuktan gelirsen başka şeyi algılarsın. Yani ama o soğuk da olan, sıcak da olan şey aynı şey. Evet. Evet. Yani aynı şey, aynı 20 derece belirlilik alanında, içerik alanında hem sıcak hem soğuk. İkisinden, ikisi iki karakteri de gösterebiliyor. Ötenazi iyi de olabilir, kötü de olabilir. Yalan söylemek iyi de olabilir, kötü de olabilir. Yalan söyledim ve 1000 kişiyi kurtardım. Kant'a göre suçsuzum. Kant'a göre çok açık. Bunu inceleyin göreceksiniz. Kant asla. O zaman ahlak diye bir şey kalmaz. Eğer yalan söylersen diyor, kategorik imperatifi çiğnersen, Kant'ın ahlak felsefesi aslında insanın moral yanının, moral belirlemenin, belirleniminin bir çözümlemesi değil ama ona öğütler vermek. Felsefenin görevi öğüt vermek değil. Söyle. Peki, soyut düşünelim. Kant'a göre herkes her yerde doğruyu söylerse, doğruyu yaparsa o zaman Kant haklı olmaz mı? Olabilir. Yani nasıl yani her yerde doğruyu? Evet. Ondan haksız. Söyledik. Sen doğruyu söylersen çocuk ölecek. Ona o ilaç içeceği için, o ilaç aslında bu ona portakal suyudur dersen, ilaç değil ama portakal suyudur dersen, yani yalan söylersen yaşamı sağ kalacak. Yani mesela gene vasıfsız olarak söyleyeyim. Sen tamam. Çocuk orada ilacı içerse, sen yalan söylemeye gerek kalmaz. Ya da başka bir yerde herkes her yerde doğruyu yaparsa zaten Kant aslında da doğru olmuş oluyor. Ama tabi bu çok gerçekten doğru olmuş oluyor. Yaparsa yani anlamadım. Evet. Şimdi tabii ki şey... Yani insanı saltık rasyonel bir varlık olarak kabul edersek her zaman her yerde o zaman doğru olmuş oluyor. Ama ona eğitilmesi gerekiyor insan işte. Yani şey doğuştan düşünceler edimsel düşünceler değil dedik. Ya da insan moral olarak gerçek değerle yüklü olarak, donatılı olarak doğuyor. Çünkü hayvan moral bir varlık değil ama insanın o moral potansiyelinin yani özgürlük potansiyelinin gelişmesi gerekir. İnsan güzelliği anlayabilme, algılayabilme. Daha güzelliği ne yaparız biz? Beğeniriz, duyumsarız. Güzellik duysal bir şey.
ya kulağımıza gelir ya gözümüze gelir. O potansiyelle doğuyoruz. Önemli olan onu geliştirebilmek. Bütün bir insanlık tarihinde ve her tek tek her bireyin tarihinde. Yani şimdi sokaklarda bakıyorsunuz ya da bütün dünyada hiçbir estetik niteliği olmayan müzikler dinleniyor. Milyonlar, ya en çok onlar dinleniyor. Nasıl dinleyebiliyorlar onları? Çünkü şey yok. Daha ötesi konusunda bir yaşantı, bir deneyim yok. Bir gelişmişlik yok. Ve o kötü müziği o şekilde dinliyorlar. Burada gelişme önemli ve o gelişme, estetik gelişme, moral gelişme ve entelektüel gelişme, yani düşünsel ya da bilgisayar gelişme. İnsanlık bunları kazandığı zaman, o zaman diyebiliriz, moral, yani insan moral olarak kendini tam olarak realize ettiği zaman şey davranmaz, yanlış davranmaz, haksızlık diye bir şey olmaz, bilgisizlik diye bir şey olmaz ve çirkinlik diye bir şey olmaz. Ama onun anlamı şey, bütün bireylerin daha başından doğar doğmaz güzel bir eğitim sürecine, yani insana uygun olan, gerçek anlamda insansal olan, belki de hümanist denebilecek bir şey. İnsanın olabileceği en büyük şey olması için eğitim sürecine almak. Çünkü insan şeyde doğduğu zaman, doğada doğduğu zaman hayvan oluyor, başka bir şey olmuyor. Yani doğada yaşayan, Rousseau'nun sözünü ettiği doğada bulunan çocuklar, yani doğuşlarında çok küçük yaşta ya da doğar doğmaz doğa ortamında kalıp orada büyüyen çocuklar şey, hayvan oluyorlar. Daha sonra da insanlaşmaları bile şey oluyor. Çok bölümsel oluyor. İnsanın gelişmesi o var olan kültür biçimlerini terk etmeyi gerektiriyor. Yani Çinli olarak kaldığı sürece öyle kalacak. Postmodernistler ona bir şey demiyorlar. Çünkü Çinli, onlar herhangi bir ideal normu da kabul etmedikleri için, Çin'i ölçebilecekleri bir standart olmadığı için, Çin'in karakteri bu diyorlar. İran'ın karakteri işte Mollalarmış. Şah rejiminden sonra Molla devrimi Michel Foucault'un kabul ettiği, onayladığı bir şey. Çünkü Michel Foucault için bir şey yok, ideal bir norm yok, öyle bir gerçek bir insan biçimi diye bir şey yok, gerçek gelişme diye bir şey yok. Picasso da şey diyor, sanatta diyor gelişme yoktur diyor, türlülük vardır diyor. Öyle demesi gerekiyor. Yani Picasso sanatta gelişme vardır derse, o zaman kendine şey yapmış olacak, çürütmüş olacak. Yani estetik duyarlılığın gelişmesi, şimdi Picasso'da estetik duyarlılık gelişmemiş miydi? Yani pek çok insan diyecek ki Picasso şey, zaten çok yetenekli bir sanatçıydı, çok üstün bir sanatçıydı ve yani ondan sonra ne diyecek? Niye kübizme döndü? Kübizm gelişmeyi Picasso'nun kendisi şey yapıyor, reddediyor. Açıklaması zor olacak. Ama orada Picasso çağının bir ruh durumuna, duygusal durumuna, nihilist durumuna anlatım vardı. Yani orada nihilist insanlar belki şeyi severler, arabesk dinlemeyi, ama Beethoven dinlemeyi sevemezler, Mozart dinlemeyi sevemezler. Yani bir nihilist Mona Lisa'ya baktığı zaman ya da bir Schubert dinlediği zaman ne yapar? Yani ya nihilist olmaktan vazgeçer, bir 9. senfoniyi dinleyen bir nihilist düşünebiliyor musunuz? Ya da 5. senfoniyi. Nihilist şeyi dinleyebilir. Hayır, Orhan Gencebay'ı, işte o tür şeyleri dinleyebilir. Müslüm, neydi o? Müslüm Gürses, evet. Yani onlar şey, sanırım öyle nihilizme en uygun şey, sanat demek doğru değil oraya. En azından nihilist ruh durumunun öyle güzelliği, ideal güzelliği, tanrısal güzelliği, Beethoven müzik Tanrı'nın sesidir diyor. Yani elbette o sakallı bir Tanrı'nın sesidir demek istemiyor, ya demek istediğini anlıyoruz. Ama o insanların o duruma gelmesi için, o estetik gelişmişliğe gelmesi için zamana ihtiyacı var. Bazı kültürler takılıyorlar, Çinliler takılmıştı ve onları o durumda, şimdi onları o durumda tutamayız.
Ama şey de aktif olarak onları şey yapamayız da, o durumlarını kıramayız ama kendileri kırıyorlar. Çünkü daha yüksek kültürle karşı karşıya geldikleri zaman ister istemez utansalar da, alınsalar da, incinseler de o yüksek kültür onları asit gibi eritiyor. Yani bu şey engellenebilecek bir şey değil. Onlar da değişecekler. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, son olarak onu alalım çünkü. Yani bu karşılaştırma Batı kültürleriyle işte Çin kültürü arasındaki bugünkü karşılaştırma bu. Ama 1000 yıl önce tam tersiydi. Tabii yani Batı Germenler barbardılar. Evet. Romalılar Germenleri şey yapamadılar. Eğitemediler. Tabii ki yani bu Batı kültürünün biçimi şey değil, norm değil. Yani onu çıkaramayız bu Hegel'in felsefesinden ya da herhangi bir tarih anlayışından. Orada da ama Batı'nın şeyi doğudan ayrımı Batı'da özgürlük ilkesi ortaya çıktı ve bu doğuda çıkmadı. Doğu taş gibi kaldı. Batı gelişiyor. Ama gelişirken o özgürlüğün hamlığından ötürü Nazizm yaşandı. Bolşevizm de Batı'nın, Marksizm de Batı'nın ürünü. Nazizm de oranın ürünü ve bunlar şey. Yani özgürlüğün ham biçimleri diyebiliriz. Ya da özgürlüğü tam olarak anlamak şey değil. Bu kadar kolay bir şey gibi görünmüyor. Son. Evet. Şimdi bir adım öne giderek Duyunç'u ben biraz şöyle anladım. Zamanın ruhuna uygun olarak yani toplum içerisinde ortaya çıkan doğru ve yanlış kavramlarının ayırt edilmesinde doğru olanın bireye belki yansıması. Şimdi eğer bilmiyorum tarif biraz doğru olabilir mi? Buna göre Picasso gibi sanatçılar aslında Duyunç'a karşı gelen sanatçılar olmalı değil mi? Doğru. Yani estetik gerilik, moral gerilikle birlikte gidiyor. Schubert diyor, sanatın yasaları ahlakın da yasalarıdır. Aynısını söylemiş oldunuz. Evet, estetik, zamanın ruhuna... Estetik gerilik, zamanın ruhu, zamanın fiili, zeitgeist denen şey göreli olan, yarın değişecek olan, bugün doğru gibi görünen, geçerli gibi görünen ama yarın terk edilen ve yarın kötü olan, eskimiş olan, göreli olan ya da geçici olan Duyunç gelişiyor. Yani Duyunç'un herhangi bir içerikten Duyunç'un içeriğine baktığımız zaman o zaman tarihte insanların Duyunçsuzluktan Duyunç'a Duyunçluluğa doğru bir gelişme gösterdiklerini görüyoruz.